thank you İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Akşam raporu devam ediyor ve bu akşamki stüdyo konuğumuz ise yakın üniversite öğretim üyesi Profesör Doktor Ata Atun. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Evet isterseniz geçtiğimiz günlerde AB Haber TV'de yayınlanan bir röportajıyla Yunanlı gazetecinin yaptığı açıklamalar, Demirhisin yaptığı açıklamalar vardı. Yunanistan Avrupa Birliği'nde Türkiye'ye karşı kullanıldı diye bir açıklaması vardı. Ben hatta bunu sevgili Vakur Kaya ile karşı tartışırken bunu bir itiraf olarak değerlendirelim mi yoksa bu dedi bir durum değerlendirmesidir aslında dedi. itiraftan ziyade Yunanlı gazeteci her şeyi o da kendisi zaten bize bununla beraber değerlendirme olarak yaptı demişti. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Ee, özellikle de işte Yunanistan'ın Türkiye ile ilişkilerde sürekli öne sürüldüğünün altını çiziyor demiriz. Tabii demiriz politikacı olsaydı bir itiraf diyebilirdik. Ama demirisin ki burada bir gözlem. Ama evet. Doğru bir gözlem. Doğru bir gözlem. 90'lı yılların başında Rum tarafı Grafos Klerides'in başkanlık döneminde Avrupa Birliği'ne katılım için başvurduğu vakit bu başvurunun kabulü o dönemde Avrupa Birliği'nin 9 kişilik bir genişleme kararı vardı işte Letonya'ydı, Estonya'ydı, Litvanya'ydı, Malta'ydı, Macaristan'dı. Onlar hep içindeydi. Polonya. Hı hı. Ve bu dokuzun Yunanistan açıklaması şöyleydi. Daha doğrusu Almanya'nın açıklaması şöyleydi. Yunanistan bize şantaj yaptı. Bu dokuz taneyi kabul etmesi için Kıbrıs Rum tarafını da önerdi. Ve bu Kıbrıs Rum tarafı da Yunanistan'ın şantajından dolayı biz kabul etmek zorunda kaldık. Şimdi Fransa'nın ve Almanya'nın Açıklaması böyleydi, o dönemdeki açıklaması böyleydi. Ama biz hepimiz biliyorduk ki Almanya ve Fransa Yunanistanı öne sürdü, öne itti ve Rum tarafının girmesi için Yunanistan'ın böyle konuşmasını kendilerine tembihlediler, biraz da önlerine kemik attılar ve o şekilde Rum tarafı da girmiş oldu. Şimdi Rum tarafının girişi tamamen dokuzların genişlemesine. Onuncunun ilavesiyle oldu ve Almanya ile e, Fransa bile bile Rum tarafını soktular çünkü artık Yunanistan'la e, gerek NATO'da birlik olmalarından dolayı, gerek e, Ege'de komşu olmalarından dolayı Yunanistan'la Türkiye'nin çekişmesi ne artık pek e, sempatik bakmıyorlardı. Daha doğrusu pek işlerine gelmiyordu bir bir Truva atı, bir Don Kişot bulmaları gerekiyordu. Hı hı. Bu Don Kişot da işte Kıbrıs Rum tarafıydı. Kıbrıs Rum tarafı 1 Mayıs 2004'te girene kadar Yunanistan'ı gerçekten Türkiye'ye karşı kullandılar. Özellikle 10'dan 15'e, 15'ten de 25'e geçerken e, Yunanistan'ı bayağı kullandılar. Mesela 94'te Türkiye'ye Türkiye çillerdi o vakit e, başbakan ve Türkiye'nin Gümrük Birliği yapılırken tek taraflı yapılması konusundaki baskı göya Yunanistan'dan geldi halbuki değildi. Bunu Avrupa'da İtalya, İtalya 3. derecede, Almanya ve Fransa özellikle istediler. Avrupa Avrupa Birliği mallarının Türkiye'ye rahat girmesi. Buna karşın Türk mallarının kotalı olarak AB'ye girmesi bundan daha da önemlisi Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelere yaptığı satışların Türkiye tarafından da aynı kurallara uyarak yapılar yapılması ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne rakip olmaması bu çok önemliydi. Hı hı. Şimdi e, Irak'ı ve Suriye'yi göz önüne alalım. Geçen seneye kadar veya evvelki seneye kadar Türkiye Cumhuriyeti Suriye komşusu son derece iyi ilişkileri var. Her türlü malı satabilecek durumda. İsterlerse sınır kapılarını açabilirlerdi. İsterlerse kimlik dolaşımını getirebilirlerdi. Ama mal dolaşımını getiremezdi Türkiye. Çünkü Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği Suriye'yi hangi sınıfa koyduysa ki 3. ülke sınıfındaydı. Türkiye de Suriye'yi o sınıfa koymak zorundaydı. Ve bu yüzden de Avrupa Birliği'nin kurallarının dışına çıkamadan ile ticaret yapıyordu Türkiye Cumhuriyeti. Hı hı. Eğer bu gümrük birliği olmasaydı, eğer bu gümrük birliğinde tek taraflı gümrük birliği kuralını Yunanistan kanalıyla ortaya atmamış olsalardı, Türkiye Cumhuriyeti Suriye'yi silip süpürecekti. Ekonomik açıdan. Tabi Aynı zamanda Avrupa'yı da silip süpürecekti. Bunu kabul etmemiz gerekir. Çünkü Türkiye ekonomik olarak bir dev, maliyetleri son derece düşük, sanayisi son derece gelişmiş. Bütün bu e, Yunanistan'dı, Bulgaristan'dı, Polonya'ydı, Macaristan'dı Hı -hı. hepsini ekonomik baskısı altına alacaktı. Hı -hı. Bunu gördüler, bunu fark ettiler. Hı -hı. Ve bu şekilde bu tür...